Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Herkes arka plan için farklı farklı şeyler seçerken ben kendi kanalımı arka plan yaptım. Neden? Çünkü kalitenin bir numaralı adresi olduğumuz için. Hoş geldiniz. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama Cuma gecesi PlayStation Experience vardı. Pek çok güzel duyuru aldık PlayStation Experience ile beraber. Ama bunlardan bir tanesi var ki ayrıca üzerinde durmak lazım. Last of Us 2. Evet, beklediğimiz ama açılışta Uncharted'ı gördükten sonra ama Last of Us'ı da göstermezler canım dediğimiz bir olaydı yani. Uncharted'ın bu arada standalone DLC'si gelecek. Yani ufak bir oyun olacak ama başlı başına satın alabileceğimiz bir yapım olacak. Yani o da ayrı bir heyecan konusu. Onu ayrıca tartışırız ama Last of Us 2. 1,5 değil 3 dakikalık bir trailer gösterdiler. Ellie'nin şarkı söylediği bir trailerdi. Fakat Ellie'nin bir yandan da psikopat olduğunu gördüğümüz bir trailerdi yani. Suratında kanlar varken 3-5 insanı biçmişken bulduğu gitarla şarkı söylüyor. Bu kız neler yaşadı bilmiyorum ama Joel'un yanında durmak kendisine pek iyi gelmemiş. Joel'u çok göremedik. Büyük ihtimalle saçlarındaki kırlaşmalar iyice artmıştır artık. Ellie'nin yaşı da bir 20'yi bulmuş gibiydi. Yani öyle hissettim ben. En azından bir 7-8 sene var gibi duruyor ilk oyunun arasında. Zaten iyice yeşilliğe hapsolmuş artık şehir. Fragmandan aldığım kadarıyla birkaç bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir bilgi okumadım, herhangi bir bilgi duymadım. Bilmiyorum, bir sürü bilgi çıkacaktır bu hakikat birkaç gün içerisinde. Yani ufak tefek detaylar da olsa daha böyle olayı geniş kapsamda göreceğimiz bilgiler çıkacaktır. Ama şöyle bir şey var, o ilginç geldi bana. Şimdi birkaç ipucu gibi geldi bana fragmanda gördüğümüz şeyler. Birincisi, Ellie'nin psikopat olması gerçekten de biraz psikopat ve sert bir karakter olmuş. Ayrıca bayağı bir olay yaşamış çünkü bir grup var ve o gruptaki herkesi öldürmek istiyor kendisi. Oyunun başında gördüğümüz Firefly logosu, ilk oyunu oynayanlar bilecektir, Firefly diye bir grup vardı. O Firefly logosu acaba Ellie'nin Firefly ile olan bir kapışmasını mı konu alıyor diye bir soru işareti oluşturdu bende. İkincisi, hangi karakteri oynayacağız diye bir kafada soru işareti var. Şimdi Last of Us'ta Ellie ile çok ufak bir kısımda oynuyorduk ama çok ufak bir kısımda orası. Ana karakterimiz Joel'du. Bana sorarsanız ikinci oyunda hem Ellie hem de Joel kontrol edilebilir karakter olacak. Yani artık zaten hikaye şey olmadığı için, hani gel Ellie'cim seni şuradan şuraya götüreyim olmadığı için, hikaye farklı olduğu için ve Ellie de artık kendi ayakları üzerine durabilen bir kadın karakter olduğu için büyük ihtimalle oyunun büyük bir kısmını Ellie ile oynayacağız. Atıyorum %60'ı Ellie, %40'ı Joel. Tamamen sallıyorum şu an. Tamamıyla tahmin yaptığım bir ortam var yani burada. Ayrıca bir soru daha. Bu oyuna gerek var mıydı? Şimdi Last of Us aşığı bir insan olarak ilk oyunun bu bütün hali ve tek hali bence gayet güzeldi. Oyunun bitişi de gayet güzeldi. O soru işareti şeklinde biten son benim için yeterliydi yani. Devamını aslında sorsan hani, ya şöyle, bazı şeyleri böyle tekken de epikken daha iyidir ya, hani devamı ya gelmese de olur derdim. Ama devamını görünce tabii burada sıçradığım gerçeğini değiştirmez bu durum yani. Ama keşke Naughty Dog Last of Us 2 yapacağına bambaşka bir şey yapsaydı. Gene duygu yüklü, gene böyle duygusal yönü ağır basan bambaşka bir hikaye yapsaydı. Benim için daha belki güzel bir gelişme olabilirdi. Bazı şeyler tek tek alsa daha iyi olur gibi hissediyorum ama bakalım. İkinci oyunda elbet efsane bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ilk oyunda yapay zeka muhabbeti bayağı iyiydi. Yani Ellie'nin kendi kendine random bir şekilde olaya dahil olması, sizi durumlardan kurtarması güzeldi. Fakat mesela ilk oyunda belki de deseyer ki bana ilk oyunun en büyük sıkıntısı ne diye, düşman yapay zekasının yanımızdaki karakteri görmemesi derdim. Umarım bu sıkıntıyı bir şekilde aşarlar. Yani belki de artık iki kişi ilerlediğimiz bir dünyadan çıkarız. Onun yerine bireysel olarak Joel ile Ellie'nin ayrı ayrı oynadığı yerleri o görebiliriz yani. Bir de oyun duyurulmadan önce özellikle çok erken bir safhada olduğunu söylediler. Bu da oyunun ne zaman çıkacağına dair bir tahmin de bulundurmak gerektirirse eğer, tahminim büyük ihtimalle zaten 2017'de görmemize imkan yok. O kesin bir gerçek ama 2018'in sonu, 2019'un başı diye tahmin ediyorum ben. Şöyle bir şey var, God of War'un ne zaman çıkacağı da belirsiz. Aynı dönemde çıkartmayacaklardır iki oyunda, o kesin bir gerçek. Minimum 6 ay olacaktır aralarında. O da bir gerçek gibi geliyor bana. Çok gerçekler üzerinden konuşuyorum. İşte kalitenin bir numaralı adresi hep gerçekleri konuşur. 2019 başı olması daha muhtemel geliyor bana. Yani 2018 sonu belki olabilir. Tamamıyla God of War'un ne zaman çıkacağı da etkiler bu durumu. Yani God of War'un çıktığı sene büyük ihtimalle Last of Us 2'yi koymayacaklar. Yani God of War 2017'nin sonunda çıkarsa 2018'in sonunda belki Last of Us 2'yi görebiliriz. Umarım görürüz. 2019'a sarkmaz. Çünkü böyle gösteriyorlar. Ulan 2 sene bekliyorsun falan, koyuyor yani insanı. Ama Sony PlayStation Experience yaptığı PlayStation Experience fuarında gene bayağı bol bol oyun göstererek adından söz ettirdi. Yani bir hafta daha aralıksız olarak konuşulur yani. Hala da biz kapattığımızda devam ediyordu. En son Kojima'yı falan konuk etmişlerdi. Paneller maneller devam ediyordu yani. Kojima'yı konuk etmişlerdi. Hep beraber Konami'ye küfrediyorlardı. Ulan bu Konami ne çekti he? Ama hak etti. Hak etti, yapmayacaktı. O hareketi yapmayacaktı Kojima sana. Last of Us 2 ile ilgili yorumlarınızı aşağıda paylaşın arkadaşlar. Çünkü siz yorum attıkça benim kanalımın önerilenler arasına girme ihtimali artıyor. Bir de beğenmeyi unutmayın. Siz beğendikçe kanalım gene önerilenler listesine girmeyi artıyor. Yani siz
etki yapın ki ben de yoluma bakabileyim, para kazanabileyim yani. Çünkü benim için önemli şey para kazanmak. Bilgi paylaşmak umurumda değil. Sizlerle paylaşımım da umurumda değil. Sadece para kazanmak umurumda. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Çünkü neden? Çünkü kalitenin bir numaralı adresindeydiniz arkadaşlar. Para. Kalitenin bir mahallesinde para. 3200. Taksitler bitmez. Bunu onunla çekiyorum. 3200'e selam. Steve Jobs, bendesin. Haydi öpüyorum hepinizi. Bay bay.